أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buradan evlerimize teşrif ettiğimizde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Abdullah bin Muğaffel el-Müzeni radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri iki defa tekrarlar. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Sakın benden sonra onları hedef alıp dil uzatmayın. Yani onlara sövmeyin. Onların değerini küçültecek sözlerin sahibi olmayın. Her kim onları seviyorsa beni sevdiğinden dolayıdır. Allahu Ekber. Her kim de onlara yani ashabıma buğz ederse de bana buğz ettiğinden dolayıdır. Onlara eziyet eden, yaşadıkları zaman elle, vefat ettikten sonra dilleriyle onlara eziyet eden, bana eziyet etmiştir. Bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiştir ve bunu bilsin ki o kişi pek yakında Allah tarafından cezalandırılacaktır. Bu hadis Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Değerli kardeşlerim, Allah'ı sevmek imandandır. Yani imanın gereğidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek imandandır. İmanın bir yansımasıdır. Sahabeyi sevmek imandandır. Yani imanın bir görüntüsüdür. Özellikle bu hadis-i şerif bize iki şeyi hatırlatmaktadır. Bir mecliste bir Müslüman sahabeye sövüyor ise onu hakir gelip onun kıymetini, değerini düşürecek sözleri sarf ediyorsa, bilin ki onun kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir memnuniyetsizlik ve muhabbetsizlik vardır. Diliyle ne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini, muhabbet beslediğini, değer verdiğini söylese de, kalbi sahabeye duyduğu buğzdan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bir buğz beslemektedir. Hadis bunu bize öğretmektedir değerli kardeşlerim. Dikkatinizi çekerim. Hadis-i şerifte dikkat edilecek bir husus daha var. Kim sahabeye eziyet ederse sözleriyle, dilleriyle, elleriyle bilsinler ki tevbe etmezlerse pek yakın bir zamanda Allah onları cezalandıracaktır. Allah yeri geldiği zaman rahmetinden, yeri geldiği zaman merhametinden ama en acısı da yeri geldiği zaman da hidayetinden mahrum bırakarak o kişileri cezalandıracaktır. Efendim sahabe de insan değil miydi? Söveriz de döveriz de, istediğimiz sözü söyleme konusunda da muhayyeriz, hicvederiz, lanetleriz, hutbelere çıkıp küfrederiz,
dost meclislerinde onları düşmanca anlatırız diyenler bilsinler ki Allah'ın azabı çok şiddetli bir şekilde onlara uğrayacaktır. Bu azap bazen şiddetli bir şekilde ölümle burun buruna getirir. Ama en acısı da odur ki kardeşlerim, Müslüman olduğunu söylemelerine rağmen, kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen, namaz kılmalarına rağmen İslam'ın edebinden ve ahlakından bir eser göremeyeceksiniz. Allah onları öyle bir cezalandırır ki İslam'ın huşusundan bir haber bu dünyadan göçüp giderler. Allah onları öyle bir cezalandırır ki onlar Kur'an'a karşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı, dinin hükümlerine karşı lakayt bir tavrın içerisine girerler. Onları sakal bırakmalarına rağmen, zekat vermelerine rağmen, hac ibadetini yapmalarına rağmen, oturuşundan, kalkışından, yemek yiyişinden, konuşma şeklinden, namaz kılma şekline varıncaya kadar her halleriyle İslam'ın edebinden ve ahlakından sıyrıldıklarını göreceksiniz ve görüyorsunuz da, bu da Allah'ın bir cezasıdır kardeşler. Allah neslimizi muhafaza eylesin. Allah nefsimizi muhafaza eylesin. Sahabeye sövmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buğz beslemenin bir yansımasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme buğz etmek de alemlerin Rabbi olan Allah ile savaşa girmektir. Allah azze ve celle bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Sahabe içerisinde şüphe tohumları ekmek, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine doğru şüpheleri götürür. Daha sonra Allah'ın kitabında necis zihinler, necis eller dolaşmaya başlar. Bu sözlerin sahipleri bakarsınız ki yarın karşınıza büyük bir ateist ve deist olarak çıkar. Allah azze ve celle böyle bir durumdan ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Böyle olanları da hidayetine tekrar geri döndürsün. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse tanıdıkça seveceğimiz, sevdikçe muhabbet besleyeceğimiz ve imanımızı arttıracak bir sahabiyi bu akşam gündemimize alacağız. Özellikle bu sahabi, ismi bizim meclislerimizde çok anılmayan, hikayelerinden çok bahsedilmeyen ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın göz bebeği. Onun tabiriyle neslinin, türünün tek örneği olan bir adam. O kişi Umeyr bin Sad radıyallahu anh. Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Dedik ya, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın göz bebeği. Müminlerin emirinin hilafeti döneminde vefat haberi Hazreti Ömer'e gelince Hazreti Ömer radıyallahu anh büyük bir hüzne gark olur. Kendisine rahmet okur. Arkadaşlarıyla beraber Baki mezarlığına giderlerken yanındakilere yönelir, der ki her birinizin, şu an içinizde bulunan kardeşlerimin ileriye dönük hayalleri ve temennileri vardır değil mi, der. Bir tanesi çıkar der ki ey müminlerin emiri, eğer benim malım olsaydı ben tüm servetimi Allah yolunda harcardım buyurur. Yaparlar mı? Vallahi yaparlar. Biz nice zamanlar servetlerini, bırakın mallarını, mülklerini, canlarını, kanlarını alemlerin Rabbi olan Allah'a cennet karşılığında satan adamları bu akşam burada konuşuyoruz. Mal ne ki? Evlat ne ki? Her şeylerinden vazgeçmişler. Her şeylerini alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak için pazara çıkartmışlar. İçlerinden biri der ki ey müminlerin emiri, eğer gücüm olsaydı, kuvvetli bir adam olsaydım, bedenen yerinde sağlam bir adam olsaydım, hac için gelen hacılara
Zemzem kuyusundan su çekip ikram etmek isterdim. Her birinin temennisi ve hayalleri çok güzel. Tamamen lillah fillah. Allah için, Allah rızası için. Ama Ömer radıyallahu anha söz gelirse bu adam bir Müslümanın kıymetini en güzel şekilde bilecek şahsiyetlerden biridir. Bir müminin değerini en güzel şekilde ortaya çıkartacak insan sarrafıdır. Der ki, ben de Umeyr bin Sad gibi bir adamımın olup da Müslümanların işlerini görmem konusunda bana yardımcı olmasını isterdim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey Umeyr bin Sad, sen nasıl bir adamsın ki insanları tahlil etme konusunda kılık kırk yaran, hassas, titiz, dikkatli bir liderin dudaklarından bu sözü söylemeye iten bir hayata sahip oldun. Sen nasıl bir adamsın ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın gözleri ve gönlü seni aramaktadır. Sen nasıl bir dirayet, nasıl bir hikmet, nasıl bir idarecilik ortaya koydun ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh neslinin tek türü, tek örneği değmiştir senin için. Evet kardeşlerim, bu akşam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın göz bebeği olan bir sahabiyi inşallah gündemimize alacağız. O Ömer bin Sad. Allah kendisinden razı olsun. Yetim büyüdü. Fakirliğin en zor şartlarını yaşadı. Ama Allah Rahman ya kardeşler, Allah Rahim ya, lütuf ve kerem Allah'tan ya, Allah Subhanahu ve Teala çok kısa bir süre sonra onun annesini o bölgenin en zenginlerinden biri olan Culaz isminde bir adamla evlendirdi. Bu Culaz Umeyr'i öyle bir sevdi ki, ona öyle bir muhabbet besledi ki, Umeyr'e yetim kalmanın acısını bir an bile yaşatmadı. Bir an dahi göstermedi. Bütün cömertliğini, bütün fedakarlığını Umeyr bin Sad için harcadı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama kardeşlerim, Allah Azza ve Celle İnsanı sevdiği şeylerle imtihan eder ya, kardeşlikle imtihan eder, dostlukla imtihan eder, sevgi ve muhabbetlerle imtihan eder. Bir şeyin içerisinde sevgi varsa hemen arkasında bir imtihan vardır, sınav vardır. Allah Azza ve Celle hem Umeyr'i hem de Culas'ı birbiriyle imtihan etmiştir. İmtihan etmiştir. Nasıl biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Tebük'te, burası Suriye'de Şam ile Halep bölgesinin tabir yerindeyse tam arasında bir yer. Tebük'te Bizanslılara karşı savaş almak kararını ortaya koyar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti gereği hiçbir zaman yapacağı savaşı ve gideceği güzergahı ashabına bildirmemiştir. Olur da düşman tarafına haber ulaşmasın diye. Ama Tebük zorlu bir yol. Düşman büyük bir kuvvete ve çok sayıda askere sahip. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminler evlerinde düşünsünler, akletsinler, hikmetle hareket etsinler, doğru ve isabetli bir karar versinler, arkasından da ordunun koşsunlar diye önceden savaşa gidecekleri güzergahı bildirdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin kapılarını açtı.
Annelerimiz o mescidin içine koştular. Kız kardeşlerimiz, ablalarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam ordusu Bizans'a karşı güçsüz ve mağlup olmasın diye, Hristiyan Haçlı seferinin çökmesi için, boynu yere düşsün diye ellerindeki yüzükleri, bilezikleri, boyunlarındaki gerdanlıkları Peygamber aleyhisselamın önüne attı. Umeyr'in gözleri mescidin içerisinde yaşanan bu hadiselere şahit olur. Bir anda Osman bin Affan çıkar. Binlerce deve yüklü kervanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin kapısına kadar getirir. Binlerce dinarı ve dirhemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne yığar. Umeyr'in gözleri buna şahitlik eder. Abdurrahman bin Af kalkar, omuzlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme binlerce dinar ve dirhem getirir. Umeyr'in gözleri buna şahitlik eder. Hatta mescitte bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna katılıp da teçhizatlanabilmek için evinde hanımıyla yatmış olduğu yatağı satar da kılıç temin etmeye çalışır. Umeyr'in gözleri bunu görür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını fakirler sarar. Ya Resulallah, biz de Tebük günü Allah yolunda cihad etmek için Hristiyanların kapılarına kadar, surlarına kadar dayanacağız. Bizi teçhizatlandır, bize binek ver dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, size verecek bir bineğim, sizi teçhizatlandıracak silahlarım yok deyince hüngür hüngür ağlayan ve mescitten bir çocuk edasıyla sızlanarak çıkan ashabı görür. Gözler buna şahitlik eder. O yüzden Müslümanlar, evlatlarınızı mescitlere getirmek zorundasınız. Müslümanların bulunduğu meclislere, abilerin, ablaların bulunduğu ortamlara evlatlarınızı ve evlatlarımızı taşımak zorundayız. Ki Müslümanların hamiyetini görsünler. Ki çocuklarımız Müslümanların fedakarlıklarına şahitlik etsin. Allah rızası için, Allah'ın rızasını elde etme adına, Allah'ın cennetinde ihtişamlı nimetlere kavuşmak için ümmeti Muhammed'e yardım seferliği yapan abilerin ve ablaların coşkusuna şahitlik etmek için bu çocukları getirmek zorundayız. Bu mescidi onlara taşımak zorundayız. Müslümanların vefasına, Müslümanların sabrına, Müslümanların cesaretine, Müslümanların edebine ve ahlakına şahitlik yapsınlar diye evlatlarımızı buralara taşıyacağız. Erkekler babalarınınla beraber Müslümanların yanlarında gezecek, kız çocuklarımız ablalarımızla beraber diz dize oturacaklar. Onların oturuşlarından, kalkışlarından, konuşmalarından, yemelerinden, içmelerinden Allah dedikleri zaman ortamı saran o rahmetten ve merhametten istifade etmek için. Değilse, vallahi değilse bugün aç kurtlar gibi evlatlarımıza pençelerini uzatmışların ekmeğine yağ süreriz. Allah Azze ve Celle böyle bir duruma düşmekten bizleri ve neslimizi muhafaza buyursun. Şimdi culas bir kenarda, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinden bir haber, münafıkların yaymış olduğu haberlerin etkisinde kalmış, tesirinde kalmış, evladı daha belki 10 yaşlarında Mescid-i Nebevi'den çıkar, iki adım attıktan sonra yahu der ki, Culas bu kadar zenginken, bu kadar fakir sahabe peygamberin etrafına üşüşmüş, bize binek ver, bizi teçhizatlandır diye ağlarken, birçok zengin Müslüman da Peygamber aleyhisselamın önüne servetleri koyarken, ya benim babam gibi sevdiğim, bana evladı gibi bakan, evladımdan daha fazla cömertlik gösteren bir adam neden bu mecliste yoktur? Ha, evlatlar mescitlere gelecek ama şuna da dikkat edeceğiz ha. Şuna da yüreğimiz kaldıracak. Ya baba, sen acaba
Meclislerdeki, mescitlerdeki abiler gibi neden sakal bırakmadın? Efendim, sünnettir, kıvırma. Ya anneciğim, sen beni mescide gönderdiğin ablalar gibi neden kıyafet giymiyorsun, örtünmüyorsun? Buna da hazırlıklı ol. Baba, ben seni namazda sanki biraz gevşek görüyorum. Abiler secdelerini uzatıyorlar dediğinde de buna hazırlıklı ol. Zira Umeyr bin Sad radıyallahu an culasın kapısını çalar ve görmüş olduğu o bütün atmosferi can canlı bir şekilde culasa anlatır. Çocuk öyle bir coşmuş ki tamamen babasının tabir yerindeyse hamiyetini ortaya çıkartmak için gayret gösteriyor. Küçücük çocuk. Yani sen neredesin? Bu kadar rahmet varken, bu kadar coşku varken, bu kadar Allah Azze ve Celle'nin hidayeti ortalığa saçılmışken, maneviyat dolu dizginken, insanlar hüngür hüngür ağlarlarken, münafıkların dışında herkes Mescid-i Nebevi'nin içindeyken, ey culas sen neredesin? Evladınız size yaklaşır da, ey baba, Allahu Akbar, Allahu Akbar nidaları semayı inletirken sen mescidin ön safında değilsin, neden? Diye sorarsa hazırlıklı ol. Ey baba! Allah'ın dinine insanlar savaş açmışlarken, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında Müslümanların kanları akıtılırken sen neden bu kadar duyarsızsın? Ey baba! Diye biri söylerse buna da hazırlıklı olacağız kardeşlerim. Neden harçlıklarımızdan Allah yolunda infak edemiyoruz? Neden ben kumbarama biraz parayı fazla attım da oğlum senin aylıkların delindiğinde çocuk suratına bunları vurursa da ne olur hazırlıklı ol. Umeyr dedi ki, ey culas neredesin sen? İslam ordusu hazırlanırken, teçhizatlanırken neredesin? Zenginler mallarını, servetlerini Resulullah'ın önüne yığarken neredesin? Erkekler kılıçlarını kuşanmışken neredesin? Kadınlar dahi Allah yolunda cihad etmek için Nebi Aleyhisselam'ın kapısını aşındırmışken neredesin? Çocuklar parmaklarının üzerinde ayağa kalkıp ya Resulallah bizi de ön safların içerisine koy, Allah yolunda cihad edelim derken ey culas neredesin? Umeyr kulaklarıyla belki hayatta duymak istemediği sözlerle karşılaşır. Zira culas münafıkların etkisinde ve tesirinde kalmıştır. Ne der biliyor musunuz? Allahu Ekber. Ey Umeyr! Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberse, Allah onu peygamber olarak seçtiyse, affedersiniz, diyor ki biz de eşekleriz diyor. Allahu Ekber. Yani Muhammed peygamber değil sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıkların etkisinde kalmış. Eğer Muhammed peygamberse biz diyor eşeklerin ta kendisiyiz. Umeyr bin Sad bir anda şok olur. Ortamı buz keser. Ancak nasıl bir edebe, nasıl bir ahlaka sahip ki bakın kardeşlerim, kendisine dönüyor. Diyor ki, ey culas, vallahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlardan en fazla seni seviyorum. Ne anam, ne doğmama vesile olan babam. En çok seni seviyorum. Zira insanlar içerisinde iyiliği en fazla dokunan kimse sensin. Bunu kim söylüyor Müslümanlar? Yetim bir çocuk söylüyor. Babasını bir defa dahi görmemiş bir çocuk söylüyor. Diyor ki, Resulullah'tan sonra insanlar içerisinde en sevdiğim kişi sensin. Zira en fazla hayrı dokunan, bana en fazla iyilik yapan sensin Ramazan abi. Bunu kim söylüyor? Yetim bir çocuk söylüyor. Şimdi Müslümanlar, özellikle bir parantez açmak istiyorum. Hani culası da tabir yerindeyse ötekileştirmeden,
Eğer tevbesine şahit olmasaydık ona söyleyeceğimiz sözlerimiz vardı. Ama culası bir kenara itmeden Umeyr'in gönlünde nasıl bir sevgi kazandıysa çocuk çocukça hareket edip Peygamber aleyhisselama koşmuyor. Culas nasıl bir kalbinde yer ettiyse çocuk Peygamber aleyhisselatu vesselama ispiyonlamak için mücadele etmiyor. Önce onu taltif ediyor. Çünkü Culas ona güzel sahip çıkmıştı. Tıpkı bugün yetim gülerse dünya güler sloganını bizim kalplerimize aşılayan abilerimiz ve ablalarımız gibi. Tıpkı yetimlere kol kanat germek için mahalle mahalle, şehir şehir, ülke ülke, kıta kıta dolaşan abilerimiz ve ablalarımız gibi. Zira vallahi yetim olmak çok zor Müslümanlar. Parkta arkadaşlarıyla beraber oynarlarken bir arkadaşının bir adamın koyununa sarıldığında "Ey babacığım" dediğinde o yetimin duyacağı bu söz çok ağır bir sözdür. Çok ağır bir sözdür. Sınıfında beraber oynadığı arkadaşının üzerinde görmüş olduğu kıyafetlere gözü takılıp da "Bunu kim sana aldı?" sorusunu sorduğunda "Babam aldı" cevabını duymak bir yetim için zordur. O yüzden yetimleri koruyanı Allah korusun. Yetimlere sahip çıkana Allah sahip çıksın. Yetimlere baba şefkati gösterip de onlardaki bu açığı dolduranların tek dostu Allah olsun. O yüzden bu çok önemli bir duygu. İşte Culas bunu öyle bir aşılamış ki çocuk tereddüte kapılıyor. Ve dönüyor diyor ki ancak diyor öyle bir söz söyledin ki bu sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taşısan seni diyor ispiyon etmiş olurum. Seni diyor ifşa ederim. Senin rezil olmana sebep olurum. Bakın küçük bir çocuk. Ama diyor bu sözü söylemezsem, parantez açıyoruz. Bu şahsiyetin hayatını anlatan kalemlerin sözünü koyuyoruz buraya. Münafıkların ortaya koymuş olduğu düşmanlığı besler. Ben de diyor Allah'a ve Resulüne ihanet etmiş olup dinime ve kendime zarar veririm. Allahu Ekber. Haberin olsun, ben bu sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme taşıyacağım. Ondan sonra ne yaparsan yap. Nasıl tedbir alırsan al. Kendini nasıl savunursan savun. Tevbe mi ediyorsun, istiğfar mı ediyorsun, secdeye mi kapanıyorsun? Bak sana bir fırsat, ben seni söyleyeceğim. Sözlerini Allah Resulüne bildireceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olup bitene anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Umeyr'i yanında tutar. Culas'ın mescide, meclise gelmesini ister. Bir anda insanlar dolmaya başlar. Olayların farkındadırlar. Bir yanda Culas, bir yanda Umeyr, Allah Resulü'nün yanında mahkeme olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Culas'a Umeyr'in sözlerini hatırlatınca bakın Culas der ki vallahi de ya Resulallah ben bu sözlerin sahibi değilim. Allahu Ekber. Münafıklardan etkilendi dedik ya. Bu münafıkların karakteridir. Tebük Savaşı'ndan sonra münafıklar böyle dediler. Vallahi de, billahi de, ey Allah'ın peygamberi, seninle beraber savaşmayı çok arzuluyorduk. Bize mani olan sebepler olmasaydı Allah yolunda biz de cihad ederdik diyenler münafıklardı. Culas dedi ki, vallahi ey Allah'ın Resulü, bu sözlerin sahibi ben değilim. Umeyr bana diyor iftira atıyor. Allahu Ekber. Mescid bir anda buz kesiyor. Gözler, sahabe çok farklı adamdır ha. Bir Culas'a bakıyorlar, bir Umeyr'e bakıyorlar. Bir Culas'ın gözlerinin içine bakıyorlar, bir Umeyr'in gözlerine bakıyorlar. Bir birinin gözyaşına bakıyorlar, diğerinin ağlamasına bakıyorlar.
Çünkü gözler ve yüz yalan söylemez. Dil ne derse desin, yüz o sözleri yalanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayri ihtiyari yanındaki Umeyr'e doğru dönüyor. İfade çocuğun yüzüne sanki diyor kan toplanmış. Kıpkırmızı olmuş suratı. Gözlerinden akan yaşlar hem yüzünü hem elbisesini ıslatıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Allah'ım ne olur nebine benim doğru söylediğimi bildir. Allahu Ekber. Ne olur nebine benim doğru söylediğimi. Hani sen Hazreti Ayşe'yi temize çıkartmıştın ya. Bir ay boyunca münafıkların yaydığı haberlerin neticesinde Nur suresiyle onu temize çıkarttın ya. Beni de öyle temize çıkarttı. Benim sözlerimi doğrula. Bir anda Culas diyor ki vallahi ya Resulallah ben böyle söz söylemedim. Billahi ya Resulallah Umeyr benim hakkımda iftira ediyor deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakinleşiyor. Sahabe anlıyor ki Peygamber aleyhisselama vahiy geliyor. Şimdi gözler Peygamber aleyhisselamda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi temizleyecek ve bir kişiyi yalanlayacak ayetleri okuyor. Diyor ki küfrü gerektiren sözü söylemediklerine Allah ile yemin edenler var ya, onlar İslam'dan sonra küfre saptılar. Allahu Ekber. Ben böyle demedim ya Resulallah diyenler var ya, beni şahit tutanlar var ya dedi Allah, onlar o sözleriyle küfre saptılar. Ayet devam etti, devam etti, geldi. Sonlarında dedi ki Allah, eğer tevbe ederlerse, bağışlanma dilerlerse, Allah'ın af kapısını çalarlarsa Allah onları affedecektir. Eğer sırt çevirirler ve dönerlerse Allah onları hem dünyada hem de ahirete elem verici bir azaba sürükleyecektir. Tevbe suresi 74. ayetleri indi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Culas başladı feryat etmeye. Tevbe ya Resulallah. Tevbe ya Resulallah. Vallahi de Allah doğru söyledi. Vallahi de Umeyr bin Sad doğru söyledi. Vallahi de Culas yalan söyledi. Ya Resulallah bu mescitten meclisten kalkmadan önce affedilmem için alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda yanındaki Umeyr'e döndü. Bu sefer çocuğun suratında tabir yerindeyse bir nur belirmiş. Tekrar ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu böyle kulağından tutuyor. Hafifçe okşuyor ve diyor ki çocuk diyor kulağın diyor duyduğunu tam duymuş ve Rabbin de seni doğruladı diyor. Allahu Ekber. Ha böyle. Elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde böyle nesiller yetişmiş. Kim böyle bir gence, kim böyle bir dirayetli adama, kim Tevbe suresi 74. ayetiyle temizlenen bir şahsiyete, iffetine, izzetine, edebine, namusuna laf getirirse, söylerse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık beslemiş ve Allah tarafından da bir azaba düçar olacaktır. Peki Culas ne oldu? Culas'a söylenecek çok söz var da adam da adam gibi bir adammış. Münafıkların etkisinden çabuk kurtulmuş. Allah bir yetime baktığından dolayı rahmet elini onun üzerinden çekmemiş. Yetime gösterdiği şefkatten dolayı hidayet bulutlarını onun üzerinde gezdirmiş. Allah Azze ve Celle yetime kol kanat gerdiğinden dolayı münafıklardan onu korumuş. Ve İslam toplumunun güzide şahsiyetlerinden biri haline gelmiş. Elhamdülillah. Culas'a da selam olsun. Allah ondan da razı olsun. Bakın öyle de güzel bir hatıra bırakmış ki Umeyr ne zaman bir mescitte, bir mecliste anılsa, Umeyr'den bahsedilse Culas dönmüş demiş ki Allah benden dolayı onu hayırla mükafatlandırsın. Bakın Allah benden dolayı, benden ötürü onu hayırla mükafatlandırsın. Beni küfürden
boynumu da diyor cehennem ateşinden korudu diyor. Allah-u Ekber. Allah bize böyle çocuklar nasip etsin. Tam fahşaya sürüklenirken yapma deyip de bileklerimize yapışan evlatları Allah nasip etsin. Tam zinaya giderken Allah'ın haram sınırlarını çiğnerken bizi eteklerimizden tutan, gömleklerimizden tutan, yapma anne diyen, yapma baba diyen, Allah'tan kork diyen, salihlerden ol diyen evlatlarıyla Allah bizi rızıklandırsın inşallah. Allah bizim nesillerimizi böyle salih evlatların arasına katsın. Evet, babası dedi ki, babası hükmündeki adam dedi ki, Allah benden dolayı ona hayırla karşılık versin. Beni diyor küfürden, boynumu da diyor cehennem ateşinden diyor kurtardı. Allah her ikisinden de razı olsun. Değerli Müslümanlar, hani dedik ya Umeyr'le alakalı çok böyle malumat sahibi değiliz. Onun hayatından hızlı bir şekilde geçip isterseniz hilafetin bir kapısını aralayalım. Bir hatırasını da zikredelim. Ondan sonra dost meclisimizi kapatalım, olur mu? Bakın, tarih Hazreti Ömer'in hilafetinin yaşandığı bir tarih. Humus, burası da Şam bölgesine yakın bir yer. Said bin Amir gibi abid, muttaki bir şahsiyeti kaybeder ve Hazreti Ömer onun yerine bir vali ister. Kendi kendine şöyle konuşuyormuş Hazreti Ömer. Öyle birini istiyorum ki, dikkat edin şimdi, öyle birini istiyorum ki kavminin içerisinde dolaştığında emir olmadığı halde insanlar ona emir gibi muamele etsin. Yine öyle birini istiyorum ki kavminin içerisinde bir emir olarak dolaştığında onlar gibi hareket etsin. Var mı öyle bir adam ya? Ey müminlerin emiri! Var mı öyle şahsiyetler? Ben öyle bir adam diyor istiyorum ki giyiminde, kuşamında, yiyeceğinde, içeceğinde insanlardan herhangi bir farkı olmasın. İdare ettiği toplum ne yiyorsa o da onu yesin. Standartlar neyse onun üstüne asla çıkmasın. İnsanların içerisinde binekle değil yaya olarak dolaşsın ve diyor ki insanlar ihtiyaçlarını arz etmek için o kapısını daima açık bıraksın. Allah-u Ekber. Dayı Ömer, nereden bulacağız öyle bir adamı? Hele Said bin Amir'den sonra. Hazreti Ömer kara kara düşünüyor. Neden? Humus İslam tarihinde küçük Kufe olarak biliniyor. Fitnenin merkezi. Hiçbir idareciyi sevmemişler. Bir kişi idareci mi gitmiş? Hazreti Ömer bile gitse kusurunu bulmak için mücadele ederler. Sürekli halifeye şikayette bulunurlar. Bizim valimiz böyle, bizim idarecimiz böyle. Onun boyu kısa, diğerinin sakalı uzun. Mescitte o böyle sürekli bir sıkıntı çıkartmışlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh düşünüyor, aklına Ümeyr İbni Sa'd radıyallahu anh geliyor. Ve o sıra Suriye'nin diğer bölgelerinin fethiyle meşgul. Cihad beldelerinde Hazreti Ömer kendisini çağırıyor. Ümeyr ilk baş kabul etmiyor ancak Hazreti Ömer çok ısrar edince Humus'a vali olarak atanıyor. Humus'a geliyor, bütün insanları mescide topluyor ve onlara diyor ki, ey cemaat, şüphesiz İslam muhkem yani korunaklı bir kale ve metin bir kapıdır. İslam'ın kalesi adalet, kapısı ise haktır. Kale yıkılıp kapı kırıldığı zaman, kale yıkılıp kapı kırıldığı zaman bu dinin yurdu hitap olur, harap olur. Sultan sert olduğu müddetçe, yani idareci sert olduğu müddetçe İslam daima muhkem kalacaktır. Sultanın sertliği kamçısıyla vurmak ve insanlara zarar vermek değil, ancak adaletle hükmetmek ve diyor hakkı yerine getirmektir. Bu sözleri söyledikten sonra insanlarla olan hukukunu belirliyor. Aradan tam bir yıl geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki çok titiz bir adam. Çok sıkıntılı böyle bazen düşüncelere sahip olabiliyor idarecileri hakkında.
İdarecilerini yoran bir adam Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'le çalışmak vallahi çok zordur. Hazreti Ömer'in yanında vali olmak çok zordur. Hazreti Ömer'in yanında bir atın dahi tabir yerindeyse takipçisi olmak çok zordur. Bir yıl geçiyor aradan, bakıyor ki Humus'tan ne zekat malı geliyor, ne vergi geliyor. Hiçbir şey yok. Yanındaki yardımcısına mektup göndertiyor. Diyor ki Umeyr'in eline bu mektup ulaşır ulaşmaz Medine'ye gelsin. Umeyr bin Sa'd radıyallahu an bir su tulumu, küçük bir tencere, üzerindeki elbiselerle yola çıkıyor, revan oluyor. Yaya gidiyor günlerce, haftalarca. Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer radıyallahu an onun halini gördüğünde şaşırıyor. Diyor ki ey Umeyr diyor, bu ne hal diyor. Sen ne hale dönmüşsün, saçların uzamış, sakalların uzamış, ikisi birbirine karışmış, üzerin pecmurde. Sen yaya olarak mı diyor buraya geldin? Evet diyor ey müminlerin emiri. Halimde diyor ne var ki, elhamdülillah sıhhatim yerinde diyor. Ve diyor ben yaya olarak geldim. Diyor ki Hazreti Ömer, peki sana içinde bulunduğun topluluk bir binek vermedi mi? Diyor onlar teklif etmedi, ben de diyor talep etmedim diyor. Hazreti Ömer diyor ki senin geldiğin topluluk ne kadar bedbaht bir topluluk. Allahu Ekber. Ne kadar kötü bir topluluk deyince Umeyr bin Sad da tabir yerindeyse dişli bir adam, diyor ki ey müminlerin emiri konuşmana diyor dikkat et. Gıybet etmenin diyor bir anlamı yok. Allahu Ekber. Halbuki geldiği yer vallahi sıkıntılı bir yer. İdarecileri yormuş bir yer. Said İbni Amir gibi Evliyaullah'tan bir adamı dahi bezdirmiş bir topluluk. Ki Said bin Amir'i de anlatacağız. Vallahi yeryüzüne belki onun gibi bir idareci daha gelmemiştir. Zühd ve takva konusunda. Onu dahi bezdirmiş bir topluluk. Halbuki Umeyr bin Sa'd elinde öyle bir imkan var ki evet müminlerin emiri. Bu adamlar beni perişan ettiler. Bu adamlar beni rezil ettiler. Bu adamlara gereken haddi bildir dese vallahi Hazreti Ömer bir ordu gönderecek onların üzerine. Ama diyor ki ey müminlerin emri konuşmana diyor dikkat et diyor. Gıybet diyor etmenin bir anlamı yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Umeyr, eşyalar diyor nerede diyor. Mal mülk nerede diyor. Getirdiğin servetleri nereye koydun? Umeyr bin Sa'd diyor ki vallahi ben vali olarak ilk atandığım zaman halkın ileri gelenler, aklı başında olan, demek ki varmış öyle birileri de, aklı başında olanları diyor bir araya getirdim, bir istişare kurduk. Ne zaman diyor bu malları topladık, hepsini diyor ihtiyaç sahiplerine dağıttık, sana da diyor hiçbir şey kalmadı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki Umeyr'e diyor bir evrak getirin, sözleşmesini diyor bir yıl daha yenileyelim. Ha. Bir yıl ha. Bizde oturduğun zaman kalkılmayacak koltuk değil ha. Bizde bir tahta oturdun mu 30 yıl kalkmaz. Bir idarecilik verdin mi tabir yerindeyse adamın üzerine söke çapa alırsın. Bir yıl fazla yok. Ne kadar iyi olursan ol. Diyor ki Umeyr vallahi diyor ne senin için ne başkası için ben diyor artık bu işe girmem. İdareciliği zaten istememişti. Amdolsun sevmemişti. Diyor ki yapmam diyor. Beni diyor serbest bırak, tabir edilse köyüme gideyim. Hazreti Ömer izin veriyor. Ama Hazreti Ömer bu ha. Değişik bir adam, yanlış anlaşılmaz. Onu hafife almak için vallahi bu sözü söylemiyorum. Ben yaşasaydım herhalde sabredemezdim ona. Onun imanına sabredemezdim. Onun zühdüne sabredemezdim. Ümmet-i Muhammedi düşünüşüne sabredemezdim. Onun idareciliği altında olmanın vallahi zorluğunu yaşardım. Umeyr bin Sad için bir aklına bir fikir takılıyor. Lan bu adam bir yıldır orada vali. Buraya zekat malı geldi. Cihattan elde edilen ganimetler de var. Suriye verimli araziler. Nasıl dağıttı hepsini? Hemen yanındaki bir adama diyor ki git diyor Umeyr'i ziyaret et. Onun yanında kal. Bak bakalım diyor. Eğer diyor servetinde bir şeyler varsa sana vereceğim bu altınları diyor. Asla diyor ona verme. Ama diyor yanında diyor hiçbir şey yoksa bu kese altını diyor ona bırak diyor. Hazreti Ömer şüpheleniyor. Olur ya insandır, kuldur, hata yapar.
Ne kadar idarecini benimsesen de, sevsen de, güvensen de yanlış yapamaz değil. Niceleri de maalesef bu koltukların içerisinde helak olup gittiler, Allah muhafaza. Elçi Umeyr bin Sad'a gidiyor. Bakın tam 3 gün, 3 gece ona misafir oluyor. Yediği yemek ne biliyor musunuz Hazreti Ömer'in elçisinin? Sadece bir parça arpa ekmeği. Başka hiçbir şey yok. Çorba yok, kebap yok, lahmacun yok, hiçbir şey yok. Hazreti Ömer'in elçisi, gönderdiği adam, kıymetli bir adam, asla arpa ekmeğinin dışında bir şey yiyemiyor. Hazreti Ömer için diyor ki, Umeyr bin Sad, müminlerin emiri diyor, nasıl diyor? Elçi diyor ki, vallahi diyor, iyi diyor, sağlığı saati yerinde elhamdülillah. Bakın ikinci sorduğu soru, hal hatırdan sonra. Peki diyor, Allah'ın diyor hükümleriyle hükmediyor mu diyor. Allahu Ekber. Allah'ın diyor dininden taviz veriyor mu? Allah'ın kitabından ayrıldı mı? Nebi Aleyhisselam'ın sünnetinden şaştı mı? Dünyaya diyor meyletti mi? Bunu kim söylüyor? Umeyr bin Sad söylüyor. Kime söylüyorsun? Hazreti Ömer için söylüyorsun. Adama bir haber uçursalar ödüm patlayacak. Yok, bunlar şecaatli insanlar. Bunlar hakkı ve hukuku bilen insanlar. Diyor ki Allah'ın diyor hadleriyle hükmediyor mu? Elçi diyor ki evet diyor. Allah'ın diyor hükümleriyle hükmediyor. Hatta diyor oğlu diyor geçenlerde bir hata yaptı. İnsanların içerisinde diyor sopayla diyor onu dövdü diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor. Allah'ım ben şahidim ki Ömer seni gerçekten seviyor. Allah'a güver. Ömer seni gerçekten seviyor. Derken o bölgede, yani yaşadığı köyde, Umeyr'in yaşadığı köyde adamın biri dayanamıyor. Misafire, Hazreti Ömer'in elçisinin yakasına yapışıyor. Be adam diyor. 3 gün 3 gecedir diyor sen Umeyr bin Sad'ı ve ailesini diyor aç bıraktım diyor. Yahu diyor bu adamın yiyeceği bir arpa ekmeği vardı. Sen diyor buna misafir olduğun günden beri diyor bu adam yemek yiyemedi diyor. Ne olur diyor. Bugünden sonra bana misafir ol. Allahu Ekber. Elçi diyor ki tamam diyor. Mevzu diyor anlaşıldı. Mevzu diyor burada bitmiştir. Beni diyor müminlerin emiri gönderdi. Bu kese altın diyor senindir. Umeyr bin Sad atlamıyor. Diyor ki vallahi diyor almam diyor. Bunu al, müminlerin emirine geri götür. Ben diyor buna ihtiyacım yok diyor. Adam bırakıyor kaçıyor. Ya Hazreti Ömer'den sopa yiyecek ya Umeyr'den sopa yiyecek. Bari diyor bırakayım kaçayım diyor. Kadın feryat ediyor. Ey Umeyr diyor hanımı. O kadar diyor zor durumdayız ki ne olur diyor al. Eğer istemiyorsan da şu çevremizdeki diyor fakirlere dağıtırız. Umeyr bin Sad parça parça bölüyor altınları. Başta şehit aileleri, şehit yetimleri olmak üzere bütün malı dağıtıyor. Elçi Medine'ye gidiyor. Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Hazreti Ömer diyor ki, elçiye diyor ne oldu diyor. Umeyr diyor ne halde? Diyor ki o diyor çok fakir, fakiret içinde, çok sıkıntı içerisinde. Peki diyor sana verdiğim altınları diyor ona ulaştırdın mı? Evet diyor ulaştırdım. Peki ne yaptı? Vallahi diyor ben görmedim ama öyle bir adam onların içerisinden bir tanesine dahi tenezzül etmez. Hazreti Ömer bir mektup yazıyor Sad'a. Bu mektup diyor eline geçer geçmez Medine'ye geri geleceksin. Hazreti Ömer bu. Dedi ki zor bir adam. Umeyr bin Sad geliyor. Mektubu alır almaz geliyor. Hazreti Ömer'i ziyaret ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini gördüğünde ağlamaya başlıyor. Onun takvasına, zühdüne, verasına, Allah'a duyduğu muhabbetin karşısında Hazreti Ömer ağlıyor. Diyor ki ey Umeyr bin Sad, sana verdim diyor paraları diyor ne yaptın diyor. Altınları diyor ne yaptın. Cevaba bakın. Ey müminlerin emiri diyor verdiğin şeyin arkasına diyor niye düşüyorsun diyor. Seni diyor ilgilendirmez diyor. Hazreti Ömer'e söylüyor ha. O da kaşınıyor. Diyor seni ilgilendirmez diyor. Verdiğin şeyin peşine neden düşüyorsun? Diyor ki ben öğrenmek istiyorum diyor. Tarihe tabir yerindeyse kayıt altına tutturmak istiyorum. Bizden sonra gelecek nesillere Umeyr bin Sad gibi adamların omuzlarında bu dinin yükseldiğini göstermek istiyorum.
bizden sonra bize sövecek olanlara sövecekseniz, böyle şahsiyetlere dil uzattığınızı bilin dercesine, bir vesika olsun diye söylüyorum dercesine bu sözleri söyledi. Ömer bin Sa'd dedi ki, ey müminlerin emiri, ben elimde avucumda ne varsa hepsini diyor dağıttım. Bana diyor hiçbir şey kalmadı diyor. Peki diyor, senin elinde hiç mi yiyecek kalmadı? Benim diyor biraz diyor arpa yiyeceğim var diyor. Bu da bana yeter elhamdülillah. Hazreti Ömer altın koyuyor, arpa koyuyor, kumaşlar koyuyor. Diyor ki bunları al, ailenin yanına git deyince diyor ki vallahi diyor ben bunları almam. Ben de diyor bana verdiklerini kıyamette en zor anımda bana yardımcı olsun diye Allah'ın yanına bıraktım diyor. Bunları ne yapacağım diyor. Ama diyor şu kumaşları alırım diyor. Zira dikkat edin şimdi. Zira o altınları, Hazreti Ömer'in verdiği altınlar da ona bela oldu. O altınları insanlara dağıtırken hanımının elindeki tek kumaş parçasını yırtarak o altınları onların içerisine koyuyordu. Benim diyor hanımımın diyor elbisesi yok. Bu diyor iki elbiseyi diyor ona alayım, ona vereyim diyor. İşte Umeyr bin Sa'd radıyallahu anh, Allah azze ve celle kendisinden, Culas'tan, Ömer bin Hattab'dan razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın göz bebeği olmasını hak eden mümtaz şahsiyetlerden bir tanesi. Hadisi tekrar hatırlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onları seven, beni sevdiğinden dolayı bunu yapmıştır. Onlara buğz eden, sahabeye buğz eden, sahabeyi icveden, sahabenin değerini düşürecek cümleleri kuranlar, kalemleriyle bunları yazanlar, neşredenler, hutbelere çıkıp onlara lanet edip beddua eden, küfredenler bilsinler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah onları en yakın zamanda cezalandıracaktır. O zaman sahabe hakkında bir kişi konuştuğunda ilk aklımıza Umeyr bin Sa'd ve bu hadisi şerif gelsin. Allah sizi ve ehlinizi korusun. Umeyr bin Sa'd radıyallahu anh gibi şahsiyetlerin İslam'ı sırtladığı gibi sırtlamayı, yaşadığı gibi yaşamayı hepimize, neslimize nasip etsin. Ümmeti Muhammed'in yetimlerine kol kanat geren, Ümmeti Muhammed'in yetimlerine sahip çıkan, bilhassa Allah rızası için mücadele edip de Allah uğrunda şehit olduktan sonra arkasındaki yetimleri kollayan kimler varsa dostu sadece ve sadece Allah olsun. Mükafatı Firdevs Cenneti'nin ihtişamlı nimetleri olsun. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz Firdevs-i Ala olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavatı.